İncisi Sinop'ta sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli Sinoplular, 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğumuzda Millet İttifakı bir araya geldi ve bir aday gösterdi. Bunda Sayın Akşener'in de katkısı çok çok fazla. Fakat biz aday olduğumuzda İstanbul dahil Türkiye'nin bütün her yerinde bu şekilde Millet İttifakı'ndan aday olanlara mutlaka suçlamaya başladılar. Yani şöyle bir mantık vardı Ankara'da veya Türkiye'de. Her yere aday olabilirsiniz ama kazanmak yasak. Her şeyi kendilerine istiyorlardı. Ve dolayısıyla yapılan anketlerde durumun tersine gittiğini görünce şu karalamalara başladılar. Bunlar gelince sosyal yardımları kesecekler. Oradan başlayayım. Biz neler yapmışız sosyal yardımlar kesilirken? Eskiden Ankara'da birer koli paket dağıtılırdı. Şimdi dağıtılan Ramazan paketleri gibi. Kapı kapı dağıtılırdı ve bütün insanlar birbirinin ne aldığını ne verdiğini görürdü. İnsanın onurunu incitirdi. Biz gelir gelmez başkent kart çıkarttık. Bu koliler Ankara'da sadece bir esnaftan alınırdı. Burada esnaf çok, onun için bunu özellikle anlatıyorum. Bir tüccardan alınır ve dağıtılırdı. Çoğu da yurt dışından ithal gelirdi. Başkent kart diye bir kart çıkarttık. Bütün sosyal destek alan ailelere dağıttık. Anneler gidiyor, ilçelerindeki veya mahallelerindeki esnaftan çoluğunun çocuğunu kimse görmeden alıyor. Normal kredi kartı gibi kart dağıttık. Ve dolayısıyla insan onuruna yakışır bir çalışmayı başlattık. O yetmedi. 200 bin aileye kış boyunda hala hükümet dedi ya doğalgaz getiriyorlar şimdi bedava doğalgaz vereceğiz dar gelirlere dediler. Bu kardeşiniz yardımları kesecek dediniz kardeşiniz geçen yıl 3 ay müddetle 200 bin aileye doğalgaz verdi. Ankara'da kimseyi üşütmedi. Yine bu yardımları kesecek dedikleri kardeşiniz şu anda geçim sıkıntısı yaşayan ve beslenemeyen aileleri gördükçe onların çocukları da destek alır insan olmasın, onlar okusun diye şu anda yine 16 aydır 220 bin aileye dün düzenli bir şekilde her ay birer kilo et veriyoruz. O çocuklar protein alsın, sağlıklı beslensin diye. Sosyal yardım alanların sosyal pek sağ olun. Sosyal yardım alanlar suyu 10 tonunu 10 liraya içiyor. Geri kalan para cebinde kalıyor. Yine sosyal destek alanların çocuğu şu anda 60 bin kişi okullarına ücretsiz gidiyor. 16 bin tane genç ufak çocuğumuz otobüse binemeyenlerin de servis ücretini biz ödüyoruz. Yine bunun yanında süt yardımı vesaire diğer yardımlar gibi kırtasiye yardımlar gibi yardımlar yapılıyor. Daha dün 100 bin destek alan ailenin çocuğuna 150 lira bayram harçlığı ödedik. Dolayısıyla şu anda yapılan propaganda şu. Biz gidersek yardımlar kesilecek. Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın verdiği destekler kesilecek diye yayıyorlar şimdi de. Başka yapacak bir şey kalmayınca bu şekilde iftira atıyorlar. Geldik ikinci iftiralara. Bunlar gelince işten çıkaracaklar. Yok. Bir kişi çıkarılmadı. Alnının teriyle herkes çalışıyor. Gününde maaşını alıyor. Ama biz onları maçlara zorla götürmüyoruz. Siyasi mitinglere zorla götürmüyoruz. Sendika seçimlerine karışmıyoruz. Özgür bir şekilde bizim bir aile gibi, mesai arkadaşımız gibi keyifle çalışıyorlar. İnşallah Türkiye'de de böyle olacak şu anda. Geçen Adıyaman'daydık. Orada da bütün kamuda çalışanlara sizleri atacaklar demişler. Yalan söylüyorlar. O yetmedi.
Herkesin başörtüsüyle uğraşılacak. 11 tane büyükşehir belediye başkanımız var. Bir tanesinde böyle sorun oldu mu? İnsanların giyimine, kuşamına karışan kendileri ancak bu şekilde iftira atmaya da devam ediyorlar. Bu da olmadı. En önemlisine geldim. Ankara Büyükşehir'i alırlarsa devletin bekası tehlikeye girermiş. Hatta İstanbul'da giderse, İstanbul düşerse Kudüs düşermiş, Mekke düşermiş. Hatta Ekrem Bey'in ikinci seçiminde hatırlıyor musunuz? Binali mi, Sisi mi diye sordular. Mursi mi, Sisi mi dediler ama şimdi Sisi ile tokalaştılar. Yani bizler seçildikten sonra insanların hayatında onların dediği gibi hiçbir kötü durum olmadı. Ankara'da yaşayanlar mutlu. Bunlar ilk ay maaşları ödeyemez dediler. Ankara Büyükşehir Belediyesi şu anda kredibilitesi en yüksek belediye. Bunlar yönetemez dediler. Bunlar üç koyunu güdemez dediler. Dünya belediye başkanları başkent ödülü aldım. Bizler hiç kimseyi siyasi görüşüne veya başka bir şeye göre ayırmadan çalışmalarımızı devam ediyoruz. Ayıran kendileri, kendilerine olmayan herkes hain, herkes terörist. İllet zillet laflarını duymaktan bıktık. Bakın Millet İttifakı'ndan hiç kimse bize oy vermiyor diye Cumhur İttifakı'na dahil hiç kimseye kötü bir şey söylemiyor. Kimseye. Cenab-ı Allah herkesi ayrı ayrı yaratmış. Eğer herkes tek tip düşünecek olsaydı tek yaratırdı. Zaten bir yerde herkes aynı düşünüyorsa orada kimse bir şey düşünmüyordur. Biri onların yerine düşünüyor demektir. Dolayısıyla insanlar birbirinin görüşüne, seçimine saygı duyacak. Bu nedenle Millet İttifakı olarak hiçbir zaman oy vermeyenleri de kötülemediğimiz gibi düşman olarak görmüyoruz. Ankara'da seçim sloganımız şuydu. Biz bu seçimi kazanacağız. Ama asla zafer kazanmış olmayacağız çünkü karşımızda düşman yok. 5 yıllığına sadece belediyeyi idare etmekte görevli bir kamu yöneticisi olacağız dedik. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızı seçtikten sonra, Genel Başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı seçtikten sonra o da sadece ve sadece görevi süresince sizlere hizmet eden bir devlet memuru olacak. Gittim. Milletimiz için 300 milyar dolar. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Sana söz.